Mis gibi koktu. Ağır ateşte pişti tabii. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Siz çok marifetli bir kadınsınız belli. Gülben bahsetmişti. Ablam hem çok güzeldir hem de elinin dokunduğu her şeyi güzelleştirir demişti. Ha. Gülben öyle mi dedi benim için? Bak bakalım bir ellerine. Dokunduğu her şeyi güzelleştirecek haldeler mi? Ablası çok güzelmiş. Gülben'e de gözlük lazım. Gerçi Esat'ı beğenen seni de beğenir. Bozuk Gülben'in gözü bozuk. Sanmıyorum. Çünkü benim gördüğüm de onunkinden farklı değil. Geldiğimde kapıyı açan kadınla şu an karşımda duran, bana kahvesini ikram eden kadın arasında o kadar fark var ki. Siz çok güçlü bir kadınsınız Safiye Hanım. Güçlü kadınların evi böyle olmaz. Temiz olur. Pis, hayır pis. Leş gibi. Güçlü değilim. Kardeşlerinizi siz hayatta tutmuşsunuz. Onlara siz bakmışsınız. Hem de daha küçücük bir kız çocuğuyken. Güçlü olmasaydınız bunu yapabilir miydiniz? Ama anladığım kadarıyla onlara bakacağım derken kendinizi bir kenara bırakmışsınız. Hayatınızı hiç yaşayamamışsınız. Sıra size hiç gelememiş. Hayırdır? Falda mı gördün? Ne iş? Artık kendi hayatınıza sahip çıkmanın zamanı gelmedi mi? Biliyorum fedakarlığa alışıksınız. Ama siz de güzel şeyler yaşamayı, duymayı hak etmiyor musunuz? Tıpkı sevdiğiniz herkes gibi, kardeşleriniz gibi, Safiye de bunu hak etmiyor mu? Kahve güzel olmuş mu sahiden? Çok. Başınızın ağrısı geçti mi? Geçmez olur mu? Kahveniz bana o kadar iyi geldi ki. Elinize sağlık. Kanma ona. Leş gibi o kahve. Yalan söylüyor, görmüyor musun? Leş gibi. Beceremedin işte. Leş gibi mi? Hayır, çok güzel. Hatta o kadar güzel ki yine içebilsem diyorum. Güzel mi sahiden? Sevdiniz mi? Yaparım o zaman yine. Ben yine yaparım size. Yani başınızın ağrısı için. Çok isterim. Yani geçsin diye. Yıkarken de yine birlikte sayacağız, tamam mı? Tamam. Sayabilirim o zaman. Ben de sizi bekliyordum. Ne oldu? Ablam düzelecek mi? İyi mi? Yani bir şansı var mı? İlk adımı attık.
Ben umutluyum. Şey ne dedi peki? Çok uzun kaldınız ya. Anlattı mı bir şeyler diye? Kızım nasıl, iyi mi? Çok özledim onu. Acı çekiyorum çok. Annesi eziyet ediyor mu ona? Onun da sizi özlediğine eminim. Biraz daha sabır. Benim yapabileceğim bir şey var mı doktor? Ben babasıyım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Varsa söyleyin hemen yapayım. Şu anda söyleyebileceğim tek şey üstüne gitmemeniz. Safiye bir süreçten geçiyor. Bu tek başına yüzleşmesi gereken bir süreç. Biliyorum onun için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama şu anda atacağınız her adım onu zora sokar. Biraz zaman verin. Ben yine geleceğim. Ne? Yani gerçekten mi? Gelecek misiniz? Görüşecek mi? Ablam tamam dedi mi yani? Ay ben yani size nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyorum. Hakkınızı ödeyemeyiz. Ben şimdi izninizi rica ediyorum. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.